O zaman Hadise'ye geçelim. Hadise'nin bu kıyafeti çok eleştirildi. Özellikle kadınlar tarafından. Hadise de gerçekten yorumlara bir sinirlenmiş. Ay, Diyor ki ama ben beğendim kıyafeti ya. Şaka mı? Ya şimdi popçu, anladın mı? Bu tarz kıyafetlerle bir şaşırtabilir insanları Ay, ödül çok, ben törenlerine hiç giderek. beğenmedim ya. Ve benim en sevdiğim markayı giymiş. Şapka olmamış. O şapka olmasaydı daha şık olabilirdi bence. Çünkü baksana sahneye çıkıyor, şapka gözlerini kapatıyor bir kere. Yüzünü görmek istiyorum ben Hadise'nin. Çok güzel bir Ben suratı var. gerçekten Hadise'nin gözlerini göremedim. Yüzünü Evet. göremedim. Ben bir de rahat edemem. Ben kahkülü de mesela o yüzden rahat edemem. Gözümün önüne gelince ben duramıyorum mesela. O yüzden Şimdi saçımı oynuyorum. yapılan yorumlara Hadise demiş. İzleyelim açıklamasını, Heh. dinleyelim. Dikkatimi çeken bir noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Kadınların kadınlara yaptığı bu iğrenç yorumlar neden bir ödül töreni yaşadık. Herkes içinde mutlu olduğu ve güçlü hissettiği kıyafetleri giydi. Beğenmemek ve eleştirmek ayrı. Kimse beğenmek zorunda değil. Ama neden hep kadın sanatçıları, oyuncuları konuşuyoruz? Kilo almış, göğsü fırlamış, frikik vermiş gibi onlarca iğrenç yorum. Bu törene katılan erkekler neden hiç konuşulmuyor? Göbekleri, dökülen saçları, giydiği kıyafetler, erkek yorumcular törene katılan erkekler hakkında rencide edici yorumlarda bulunmuyor. Hiç okumadım. Kadın olarak birbirimizi aşağılamayı bırakıp desteklemeye başladığımızda daha güçlü olacağız. Özgür bir ülkeyiz. Herkes yorum yapsın ama alay etmesin. Rencide etmesin. Kadına şiddete hayır dediğimiz en yoğun dönemde kadınlar bu şiddeti başka kadınlara uygulamasın. Artık buna dur deme zamanı gelsin. Ben bu durumların kadının özündeki zarafet olgusuyla bağdaşmadığını düşünüyorum. Çok haklı. Çok haklısın da yani. Erkeklerde de konuşacak ne var? Daha hayır, ben bir şimdi dakika. Kim konuşacağım erkekte? Ama ben Esin çok haklısın yani. Hadise'cim, yani bu kıyafetini eleştiriyorlar dedi, kadına şiddete falan filan, onlara abi bir dakika, bir girmeyelim şey yani. söyleyeceğim bak. Bu kadar da popülerizm aşı olmayalım. Haklı onda, haklı. Eleştiriyle hakareti ayırt edin diyor. Hayatım, yani eleştiriyle burada hakaret ayırt edin. Sen mi? Şimdi dedin ki eleştiri yaparsın. Hayatım, ya. Hadise'yi eleştirdik. Sen düzgün eleştiriyorsun kıyafetini beğenmedim diye. Zaten sana demiyor ki bu Yok, ben sözleri. zaten kıyafet eleştirileriyle. Kıyafeti normal eleştiriye demiyor. Bak ne diyor? Sarkan göbek, bilmem ne, kilolardan bahsediyor. Ama Kilolu bunu kimse demişler. Hadise'ye böyle bir şey söylemedi ki. En baştaki cümlesini oku. Diyor ki insanlar güçlü göründüğü kıyafetler içinde olurlar diyor. Evet, yani kıyafet beğenmiş giymiş. eleştirilerinden rahatsız olmuş Bir dakika, belli ki. yazının başını bir versenize, durdurun. Hadise çok doğru. Çok Ya haklı burada. doğru zaten de Hadise'nin mevzu bu değil. Diyor ki kadınların kadınlara yaptığı bu iğrenç yorumlar neden? Çok haklı. Neden? Neden hep kadınlar? Neden erkekleri? Erkeklerin gerçi eleştirecek bir tarafı yoktu. Yani Keşke, evet. Devam Bir ödül töreni edelim. yaşadık. Herkes içinde mutlu olduğu ve güçlü Evet. hissettiği kıyafeti giydi. Bravo. Tamam. İşin özü bu. Demek ki sen kıyafet yorumlarını takmışsın güzel Hadise'ciğim. Hayır, devam edelim. Devamındaki şey Hayır zaten. hayatım, dinle bir. Ececiğim, devamındaki şeye sinirleniyorum. Ederim zaten. Devamındaki şey haklı zaten. Haklı da. Bence konu bu değil. Hayır, ama beğendiğim kıyafet... Hayır, açıklaması lazım ilk önce. Bu açıklamayı neden yaptın? Ben beğendiğim kıyafeti yani giydim diyor. Belli ki kıyafet devam. Zoruna gitmiş Bak oradan sonra yani. Ne diyor? Beğenmemek ve eleştirmek ayrı. Ama kimse beğenmek zorunda değil zaten diyor. Ama Evet. neden hep kadın sanatçıları, oyuncuları konuşuyoruz? Kilo almış, göğsü fırlamış, frikik vermiş. Ki bak, kilo almış kilit kelime. Hadise'ye en çok yapılan yorumlardan bir tanesi. Yıllardır yapılıyor zaten. Sonra ne diyor? Göğsü fırlamış. Birazcık dekoltesi çıkmış. Gene aynı. Nebahat Şehri içinde yazlar, Onu biliyorsun, yazlar kastediyor. çizler. Her şeyi. Gerçekten kadın kadını eleştiriyor ve çok ağır, şiddetli, hakarete varan eleştiriler. Çok haklı. Ya zaten Hadise bu söylemlerinde %100 haklı. Ama Hadise bu haklılığı kendi kıyafetleri üzerinden değil de toplumsal bir kadın, böyle bir kadın figürü olarak da yapabilirdi. Feminist olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Bundan sonra hep kadınların yanında olacağını da biliyoruz da. Belli ki kıyafet eleştirilerinin zoruna gitmiş. Birkaç tane daha popülist bir şey yaklaşım sence, yanına al diye hayır hayatım, sence, göbek bebek olayına girmişsin. Aynı fikirde değilim. Sence Hadise'nin kıyafeti paylaştı. Hadise beğenmedim, yakışmamış dese. Hadise bu açıklamayı yapar mı? Çok beğenmeyen olduysa yapar. Tamam, çok beğenmeyen oldu. Yapar yapar. Ben Alişan'ın kıyafet düğününde giydiğim kıyafeti Allah yerle bir ettiler. Ben hemen şey yaptım, video çektim. Ben beğendim dedim. Evet, geçtim. Ama bu sensin Anladın işte. mı? Ama Hadise bunu yapmadı. Hadise'nin yıllarca yani birçok kıyafeti de beğenilmedi. Birçok kıyafeti de eleştirildi. Ablasının yaptığı kıyafetlerin %99'a eleştirildi, böyle açıklama yapmadı. Ben de diyorum ki Hadise'ye. Hadise'cim, amaç üzüm mü yemek bağcı mı demek. Ya sen gerçekten kadınların sosyal medyada uğradığı şiddetten mi şikayetçisin? Evet. İnşallah öyledir ki hepimiz öyleyiz. Burada 5 sezonluk program yapıyorum. Hepimiz bu konuda öyleyiz. Ece de zaten bağıra Ben bağıra yorumlara söylüyor. kapadım zaten. O kadar yani, düşün. Evet. Ha. Ama kıyafet eleştirilerinden rahatsız olup bu konuyu alet ettiysen ben bunu yemem. Geçmişe dön. Buğse Terim'e yapılan hakaretlere, Zaten kilosuyla ilgili ilk destek veren Hadise oldu. Buğse Terim biliyorsunuz iki tane çocuk doğurdu aslan gibi. Tabii ki kilolu olacak. Hanginiz
Birkaçınız doğumdan çıkınca fit görünüyorsunuz. Kilo almayanlar. Ya çocuğun için tabii ki yiyeceksin. Bana ne diyeceksin? Yani bu kilolar da güzel, değerli kilolar. Sonra veriyorsunuz bir şekilde. Vermeyenler de canı sağ olsun. Ama yani edilen hakaretler, Buse Terim'e ilk hakaret edildi. 15.000 TL kazandı biliyorsun bir tane hakaretten. Darısı hepimizin başına. Ne yaptı Hadise? İlk destek veren. Hadise bu konuda böyle. Görüşü bu. Evet, zaten Hadise'nin görüşü bu. Zaten doğru. Kendi kıyafetiyle ilgili defalarca değil bence söylüyorum. Bu. Hadise'nin kıyafetini ben beğenmedim. Ben beğendim. Ve sağlıklı bir şekilde de eleştiriyorum. Beğenmedim. Beğenmek, Hadise'de kimsenin kıyafetini beğenmek zorunda değil. Ne güzel eleştirdin. Evet. Ama eleştiri, ya yani bu kadar kıyafetten yola çıkarak toplumsal bir olayı bağdaştırmayı işi basitleştirmek olarak görüyorum. Sen yorumlara bakmadığın için arada şu magazin sitelerindeki yorumlara bir gir bak. Sen kendine gelen yorumları bile okumayan bir kadınsın. Okumuyorum. Şimdi diyorum ki Hadise zaten kendi sayfasında değil. Kendi sayfasına baksana Hadise'nin yorumları açık mı kapalı mı? Hala bakabiliyoruz. Bir bak. Şimdi diğer magazin sitelerinden bahsediyor. Bütün kadınlar kadınları aşağılıyor. O duruma geldik. Evet. Biraz evvel evet. Sıla'dan da yola çıkarsak. Sıla'nın yanında Bilcan'a mesaj atan erkekler Sıla'yı destekliyor ya. Erkekler artık üzülmüş Sıla'ya. Hadise'nin yorumları kapalı. Evet. Kapalı. Magazin sitelerine bakmış belli. O magazin sitelerine de zaten yasal bir düzenleme gelmek durumunda. Herkes bütün fotoğrafları paylaşmayacak. O yorumlar o kadar rahatlıkla yazılamayacak artık. Çok haklısın. Ben o girip hiç bakmam bile. Sen bakmadığın için bak. Ben bilerek söylüyorum. Evet, özellikle söylüyorum. Çünkü sinir bozacak bir şey yok. İnsanlar belli ki sinirlerimizi bozmaya çalışıyor. Hadiseciğim, açıklaman mantıklı. Çıkış noktan yanlış. Bu konuyla ilgili yorumum Allah, bu kadar. Peki aynı fikirde değiliz seninle. Devam ediyoruz. Şükür ya, bir kere fikir ayrılığına düştük. Vallahi şükür ha. Ben dedim ki acaba biz, sen benim yıllar önce kaybettiğim kardeşimiz. Ha? Ne oluyor be? Sen kiminle konuşuyorsun? Niye? Ekranda da ben varım, kendi kendime konuşuyorum. Dinliyorum ben seni. Sen benim yıllar önce kaybettiğim kardeşim misin diyecektim ki tam Allah'tan tamam. Fikir ayrılığına. Allah'tan ayrıldık. Ama ayrıldık. Şimdi bakalım da ayrılacak mıyız?